Merhaba arkadaşlar, Ezgi Divantar'a hoş geldiniz. Yüksek lisans günlüklerine başlıyorum artık. Nereden başlayayım diye düşündüm. Ve dedim ki neden yüksek lisans yapmak istediğim, neden Almanya'da yaptığım ve neden bu bölümde yaptığımla başlayayım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle bilmeyenler, yeni gelenler için Almanya Münih Ludwig Maximilians Universität'te evrim ekoloji ve sistematik üzerine yüksek lisansımı yapıyorum. Ve Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunuyum. Neden yüksek lisans yapmak istedim sorusunun cevabı çok basit. Çünkü zaten bu bölümü seçmemdeki sebep akademik olarak devam etmek, bilimsel araştırmalarımı yapabilmek, tabiri caizse kendimi bilime adamaktı. Tabii ki bu idealist düşünce zamanla daha gerçekçi zemine oturuyor ama onu başka bir zaman konuşuruz. Peki neden Almanya, neden bu bölüm sorularına gelirsek? Neden Almanya'nın sanırım 3 tane sebebi var. Bir tanesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünün Almanya'da gerçekten kıymetli hocalarca, kıymetli enstitülerde çalışılan bir bölüm olması, yoğun araştırmaların döndüğü, iyi de bir gelirin aktığı bir bölüm. Bu yüzden bilimsel camiada gerçekten böyle içine girdiğinizde birçok olanağın önünüze çıkacağı bir alan yaratması Almanya'nın en cazip şeylerinden bir tanesiydi. İkincisi ekonomik tabii ki. Örneğin Hollanda'da da yüksek lisans yapmak istediğimde araştırdığımda Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşlar için tuition fee yani okul harçlarının 20 bin eurolar civarında olduğunu gördüm yıllık. Almanya'da ise bu dönemlik 150-200 euro civarında, yani karşılaştırdığımız zaman neredeyse hiçbir şey. O yüzden kesinlikle çok 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 ön planda, yani çok önemli bir madde. Üçüncü madde ise Almancamın birazcık oluşu. Almancayı çok sevmem ve lisede de hep Almanya'da eğitim görmek isteğim. Almancamı da geliştirmek istiyorum. Bu kültürü de tanımak istiyordum. O yüzden yaşamak isteyebileceğim bir yer olarak da, ülke olarak da seçimim bu yönde olmuştu. Tabii ki başka yerlerde de olabilirdim şu an, bambaşka yerlerde olabilirdim. Onları sonraki bölümlerde anlatacağım. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Hatta şimdi o yüzden hala abone olmadıysanız şuradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Neden evrim ekoloji ve sistematik yüksek lisansı? Şöyle, aslında ne çalışmak istediğiniz bölüme başlarken 1. 2. 3. sınıflarda, 4. sınıfta ve hatta şu anda bile, yani yüksek lisansınızı yapıyorken bile çok değişen bir şey ne çalışmak istediğiniz. Benim de tabii ki bu süre zarfında inanılmaz değişti, inanılmaz çeşitlendi. Moleküler biyolojinin güzel taraflarından birisi de bence bu. Çünkü inanılmaz fazla alan var ve bu muazzam bir şey, yani her yöne yönelebilirsiniz. Ben son sene artık insan genetiğinden, moleküler biyolojiden, hücre biyolojisinden çok yorulmuştum. Sıkılmıştım demek istemiyorum, yorulmuştum. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekten çok ağır, çok kaliteli ama çok ağır, yorucu bir eğitim alıyorsunuz. Biraz da çevresel farkındalıklarımın artmasıyla birlikte dedim ki ekolojiyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Bir yandan da evrim çalışmak istiyordum aslında. Bu yüzden bu bölümü seçtim. Beklentini karşıladı mı diye soracak olursanız kısa cevapla hayır demek istiyorum. Uzun cevabını yine bir videoda konuşalım isterseniz. Neden hayır? Çünkü ben daha çok moleküler evrim çalışmak istiyordum diyebilirim. Ekoloji konusunda da aslında conservation çalışmak istiyordum diyebilirim. Yani koruma biyolojisi. Beklentimi çok karşılamadı çünkü bölüm daha çok böyle popülasyon genetiği, adaptasyon odaklı diyebileceğim bir bölüm. Tabii sistematik de yine aynı şekilde. Bunlar bana birazcık uzak. Belki biyoloji okumuş olsaydım klasik biyoloji eğitimiyle daha yakın olabilirdim. Anatomi, morfoloji gibi alanlarda özellikle, yani sistematik yapan çalışmaları ama çok da aslında böyle hatalı bir şey değil istemediğinizi fark etmek. Çünkü yüksek lisansın güzel yanlarından bir tanesi de bu. Neyi gerçekten istediğinizi ve neyi istemediğinizi anlıyorsunuz. Alan değiştirmek de hem moleküler biyolojide hem de aslında diğer temel bilimlerde kötü görünen bir şeyden ziyade bence iyi de görünen bir şey. Çünkü farklı şeylerden bir takım bakış açıları kazanıp zamanı geldiğinde onları entegre edebilecek olmanız da aslında pozitif bir durum. O yüzden ben bunu böyle çok da büyük, kötü, negatif bir şey olarak görmüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Yine kapsül videolar çekmeye çalışacağım ki izlenebilirliği kolay olsun, akıcılığı çok olsun. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen aşağıya yazmayı unutmayın.
Böyle balkondan video çekeyim dedim. Dışarıdan çok ses geldiyse de şimdiden onun için kusura bakmayın. Şimdiden birazcık saçma oldu tabii videonun sonunda bunu söylediğim için. Neyse. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.